Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve an Ebi Musa radıyallahu anhu. Ebu Musa el-Eşari rivayet ettiler. Allah ondan razı olsun. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberi buyurdular ki: El-mü'minu lil-mü'mini. Mü'min o kimsedir ki diğer mü'minler için kel bünyani yeşüttü ba'duhu ba'da. Birbirini şiddetle bağlayan binalar gibidirler. Yani mü'min o kimsedir ki Müslüman kardeşine sırtını dönmez. Müslüman kardeşiyle tefrikaya düşmez. Müslüman kardeşiyle beraber Kur'ani birlik halindedir. Resul-i Kibriye Efendimiz bu hadisi irad ederken yaşuttu ba'duhu ba'da diyor ve sımsıkı bir şekilde parmaklarını kenetleyerek, titreyerek bu hadisi anlatıyor. Ve bu hadisi şerif kardeşlerim, hadis alimleri tarafından müttefakkun aleyhidir. Yani bütün hadis alimleri bu hadisi şerifin Peygamber Efendimizin sözleri olduğunda ittifak halindedirler. Dikkat ederseniz aslında Kur'ani değerler ve hadis bilgileri Müslümanlara her zaman birliğe çağırır. Tefrikaya düşmemeleri hususunda Habibi Kibriye Efendimiz Kur'an'ın anlatımlarını, Kur'an'ın ayetlerini ispat etmek için, onların doğruluğunu anlatmak için hadis-i şeriflerinde de Müslümanların birlik halinde olması gerektiğini açıklamaktadır. İşte bu hadis-i şerif bütün hadis alimleri tarafından ittifak halinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olduğunda hem fikir olmuşlardır. Değerli kardeşlerim, Resul-i Kibriye Efendimiz başka bir hadis-i şeriflerinde birlikte rahmet, fırkatte ayrılıkta azap vardır buyuruyor. Biz şu anda öyle bir keşmekeş içindeyiz ki, öyle bir çaresizlik içindeyiz ki, adeta duaların arkasındaki gerçek hayatı göremeyecek kadar gözümüz kapanmış, aklımız ve irademiz durmuş vaziyette. Filistin ve İsrail arasındaki bu acımasız savaş, acımasız soykırımı bizlere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinin ve Kur'an'daki ayetlerin ne kadar gerçek, ne kadar doğru olduğunu açıklıyor ve beyan ediyor. Yani 9 kurdun önüne bir kuzu atmışız, o kuzunun sağlam olarak eve dönmesini bekliyoruz. O kuzunun 9 kurdun önünden kurtarılmasını bekliyoruz. Kendimiz çaresiziz, bir şey yapamıyoruz. Resul-i Kibriye Efendimiz birlikte rahmet vardır, firkatte ayrılıkta azap vardır buyururken İslam alemi toplu bir şekilde hareket edemiyor. Cemaatsel, örgütsel veyahut da başka anlamlarda tefrika içindeyiz, dağınık içindeyiz, darmadağın vaziyetteyiz ve Filistin'i yalnız dualarımızla kurtaracağımızı zannediyoruz. Çünkü bize dua her şeydir dediler. Bize demediler ki sebeplere tevessül etmeden dualarınız kabul olmaz, olunmaz demediler. Kimse demedi. Çünkü duayı anlatırken bile anlatan cemaat liderleri kendi çıkarları, kendi menfaatleri peşindeler. Bize Kur'an'ın gerçeğini değil, Kur'an'daki hikayeleri, yani Kur'an'a karşı uydurulmuş hikayeleri anlatmaya başladılar.
kabir azabında ruhun durumu nedir? Cesedin durumu nedir? Münker ve nekir sağdan mı gelir, soldan mı gelir? Veyahut da imansız bir insan Müslüman mezarlığına dönse dahi kıbleye dönük kalır mı? Yoksa başka bir mezarlığa mı, bir müşrik mezarlığına mı, bir Yahudi ve Hristiyan mezarlığına mı defnedilir? Bunlar anlatıldı. Elin gavuru en güzel şekilde kendi bilim ve teknolojisini, silah ve savaş aletlerini üretirken bizim alimlerimiz bizi rüya denizinde yüzdürdüler. Duanın arkasındaki gerçek hayatı bize anlatmadılar, anlatamadılar. Kendi duygularının esiri olarak kendi fikirsel hikayelerini bizimle paylaştılar. Ve bizimle kendi mürşitlerinin, kendi cemaat liderlerinin ne kadar ulaşılmaz ve büyük insanlar olduğunu anlattılar. Rabbimizin yüceliğini değil, mürşitlerinin yüceliğinden bize bahsettiler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayat hikayesi tüm gerçeğiyle bir yanında dururken, onlar bizlere kendi mürşidi kamillerinin, Gavsul Azamlarının, Kutbul Aktaplarının hayat hikayelerinden bahsettiler. Halbuki kardeşlerim, her tarikatın Gavsul Azamı başkadır, Kutbul Azamı başkadır. Şu anda Kur'an'ın bize anlattığı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da Kur'an'ı gerçek aydınlığında tanımladığı bir hezimeti yaşıyoruz. Resul-i Kibriye Efendimiz buyuruyor ki, El mü'minu lil mü'mini kel bünyanı yaşuttu ba'duhu ba'da. Mü'min o kimsedir ki diğer mü'minlerle birbirini bağlayan, şiddetle birbirini bağlayan binalar gibidir der. Ve Peygamber Efendimiz bu şekilde ashabına ittifakın öneminden bahseder. Resul-i Kibriye Efendimiz bizi ikaz ediyor, ittifak olun, birlikte rahmet vardır. Fırkette, tefrikada, ayrılıkta azap vardır. İşte biz birlik olmadığımızdan dolayı bu azabı vicdanen yaşıyoruz, bedenen yaşıyoruz, uykularımız kaçıyor. Elin gavuru her çeşit savaş teknolojilerine sahipken İslam aleminde hiç ses yok. Hala bize duayı enjekte ederken kendi dünyevi çıkarlarını gözeten, kendi banka hesaplarını dolduran alimlerin sözlerinden ayrılmıyoruz. Onların arkasından bir türlü ayrılamıyoruz. Hala duayı, umutlarımızı dualara bağlamışız. Hala umutlarımızı birkaç alimin sözde hareketlerine, onların manevi gücüne bağlamışız. Habibi Kibriye Efendimiz buyuruyor ki, birlik olun, biz yüz binlerce tefrika halindeyiz. Müteferrik olmuşuz. Kardeşlerim, cemaatler veyahut da cihat örgütleri veyahut da başka örgütler neye benzerler biliyor musunuz? Kanser hücrelerine benzerler. Onlar çoğaldıkça bölünürler, bölündükçe çoğalırlar, çoğaldıkça İslam alemi için zararlı birer kanser hücresine dönüşürler. Nasıl ki kanser hücreleri çoğaldıkça insan bedenini sessiz ve derinden yıkar, yok eder, eritir ve tüketirse, işte o cemaatler, o örgütler ve diğer kuruluşlar birbirleriyle tefrika halinde olduklarından dolayı İslam alemini eritiyorlar, İslam alemini çökertiyorlar, İslam alemini yok ediyorlar, sonra kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ne demek kendileri çalıp kendileri oynuyor? İşte Filistin'i, 2 milyonluk Filistin'i, bir Gazze ülkesini, Gazze şehrini 9 kurtun arasına atmışlar. Sonra da zavallı koyundan, zavallı kuzudan zafer bekliyorlar. Hayır kardeşlerim,
Kur'an bize bunu anlatmıyor. Habibi Kibriye Efendimiz bizden bunu istemiyor. Yaşuddu bazuhu ba'da buyuruyor. Müminler diğer müminlerle beraber birbirlerini şiddetle bağlayan binalar gibidirler derken ellerini birbirine geçiriyor, titreyerek anlatıyor, sesi titriyor, bedeni titriyor. Çünkü Habibi Kibriye Efendimiz bizim halimizi o zaman müşahede etmişti. Değerli kardeşlerim, saygıyla, sevgiyle anlatıyorum. Duanın kabul olabilmesi için gerçeklere, sebeplere tevessül etmek durumundayız. Şu anda çok kısa bir zaman sonra 15 yıla kadar yapay zeka veyahut da yapay zeka ile oluşturulmuş aletler savaş meydanında olacaklar. Çok değil, bir 20 yıl sonra daha değişik şeyler olacaklar. Daha değişik imkanlarla insanlık alemi tanışacak ve buluşacak. Ancak Müslümanlar hala gaflette, hala uykuda, hala kendine gelmiş değil, hala ne olduğu belli olmayan birkaç meczubun duasına kalmışız. Kimin duası bile kabul olacağı Allah katında bilinmiyor. Belki sokaktaki bir çöp toplayan yoksul insanın, sokakta çöpten ekmek toplayan yoksul insanın duası herkesten makbuldur. Biz bunu da bir yana bırakmışız. Birkaç gavsın, birkaç kutbun, birkaç alimin duasıyla kendimize geleceğimizi zannediyoruz. Filistin'in İsrail'in egemenliğinden korunacağını, kurtarılacağını zannediyoruz. Hayır kardeşlerim. Bakınız, Habibi Kibriye Efendimizin hadisiyle dersime son veriyorum. Birlikte rahmet, ayrılıkta, tefrikada, cemaatte azap vardır buyuruyor. El-Fatiha.